Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala elihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Amma ba'd, muhterem kardeşlerim, bu sezonun ilk dersini inşallah Kur'an-ı Kerim'den açıyoruz. Teberrüken Bakara Suresi 177. ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de her türlü fazileti, erdemi, imanla, ibadetle, helal, haram, hukuk ve güzel ahlakla birleştirip bize İslamiyet'i bir ayet içerisinde derli toplu sunmuş. Dolayısıyla bu çok kapsamlı bir ayeti kerime. Teberrüken bunu okuyarak inşallah dinimizin iman, ibadetle, şöyle kısa bir üstünden uçuştan muamele ve güzel ahlakını görelim. Ondan sonra geçen seneki derslerimizde akaid üzerinde durmuştuk. Belki oradan eksiklerimizi tamamlayarak devam ederiz inşallah. Bu okumuş olduğum ayet-i kerime 28. sayfa önümdeki Musab-ı Şerif'te. Diğer Musab'da 26. sayfaydı. Biliyorsunuz iki sayfa baskı türüne göre değişiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Leysel birra en tuvallu vücuhekum kıbelel maşriki vel mağrib. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَلَكَ اللّٰهُ لَسِمْ. Bu ayetlerin biraz öncesinde sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arzusu doğrultusunda Allah Celle Celaluhu kıblenin Beytul Makdis'ten Mekke-i Mükerreme'ye çevrilmesi emirlerini vermişti. Bu Yahudileri üzdü ve çok büyük bir propagandaya giriştiler. Müslümanları dinlerinden, inançlarından alıkoymak için her fırsatı değerlendirirler. Özellikle de her zaman için medya, o günde şairler, hatipler ve dedikodu kanalları ellerinde olan Yahudiler, Müslümanların arasına bir sürü propaganda sokmaya çalıştılar. Dikkat edin, her zaman etkili bir silahtır. Müslümanların da buna önce iman silahıyla karşılık vermesi lazım. İman silahı derken kastımız işitilen haberlerin kimden geldiği, nasıl geldiğini, aslının olup olmadığını doğru araştırılmasıdır. Şöyle bir azıcık sorgulama yaptığınız zaman küfür amaçlı, Müslümanları birbirine düşürücü, yalan haber olduğu belli olur zaten. Yani hakikatin karşısında yalanın dayanma gücü yoktur. Hak geldiği zaman batıla defolup gitmek düşer. Bundan evvelki kılınan namazdan olacaktı. Sen hak peygamber olduğunu söylüyordun, Musa'nın dininin devamı olduğunu söylüyordun. Ne oldu? Onun kıblesi Beytül Makdis'ti gibi bir sürü böyle içi boş propagandalarla Müslümanların imanlarını sarsmak istediler. Bu imanı güçlü Müslümanlara zarar vermez ama yeni Müslüman olmak isteyen insanların kalbine şüphe atabilirdi. Onun için Allah Celle Celaluhu böyle başladı. Diyor ki لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قُبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Yönlerinizi kıble olarak maşrik ve mağribe. Maşrik, şark. Güneşin doğduğu yer mağribde. Gurup ettiği, battığı yer, garp. Buralara çevirmeniz esas bir fazilet, esas bir erdemlilik, ahlakilik değildir. Olgun hareket, güzel, iyi, doğru hareket değildir. Doğru hareket kalıp değildir. Doğru hareket şekil değildir. Ruhtur, özdür, içteki ihlastır, imandır. Bunlara bakmalı. Yani adam şöyle bakıldığı zaman güzel görünüyor. Acaba gerçekten güzel midir? Önemli olan odur. Yani şeklin, evet onun da bir kıymeti var ama esas kıymet özdür, manadır. Dolayısıyla şarka dönmüşsün, kıble garba dönmüşsün. Allah dün şarka dön diyordu Beytül Makdis'e. Allah bugün garba döndüyse garba döndü. Mekke'ye döndüyse Mekke'ye döndü. Biz Allah'ın kulu değil miyiz? Allah'ın emrine itaat etmiyor muyuz? Bize namaz kılarken yönümüz hep beraber, birlik ve beraberliğin temin için Beytül Makdis'e dönün denmiş, dönmüşüz. Mekke'ye dönün denmiş, dönmüşüz. Bu kadar. Allah emretmiş, biz de yapmışız.
bu işin itiraz edilecek, tartışılacak tarafı mı var? Din Allah'ın değil midir? Müslümanlık Allah'a teslim olmak değil midir? Haşa sümme haşa, bir Müslüman düşünün, Allah'a böyle emir verirsem tutarım. Yok böyle işime gelmez emir verirsem tutmam. Böyle Müslümanlığın karnı ağrısı. Öyle Müslümanlık olmaz zaten. Müslümanlık teslim olmak. Leysel birra, bir iyilik, bir fazilet değildir. Em tekul en tuvellu vücuhekum kıbele maşrikı ve mağribi. Maşrikı mağribe yönlerinizi çevirmeniz. Velakinnel birra, amma. Dikkat edin, uyanık olun, hakikatte gerçek bir, bir kelimesi Arapçada şeddeli el bir. Her türlü iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin, ahlakın, faziletin topunu kapsayan muhteşem bir kelimedir. İşte esas güzellik, esas iyilik, esas fazilet men amene billah, önce Allah'a iman eden insanın kazandığı fazilettir. Yani fazileti kazanmak mı istiyorsun sen? Önce Allah'a iman. Allah Celle Celaluhu. Ve yevmil ahir, sonra ahirete iman. Yani öldükten sonra dirilecek ve bu hayatın hesabını vereceksin. Kalpten geçenlerin de yerine göre. Efendim, kalpten geçenlerin hesabı olur mu? Tabii ki olur. Kalpte kin tutuyorsun. Kalpte haset tutuyorsun. Yani o amel cihetinden insanın içine bir kötülük yapmak gelir de yapmazsa, ameli işlemezse iyidir. Günah yazılmaz. Belki nefsiyle mücadele terk etmişse sevabı bile olur. O başka. Ama kalbin içerisine sen küfür koymuşsun. Küfür kalbin işidir. Nifak kalbin işidir. Hile öyle. Kin öyle. Müslümanlara buz öyle. Haset öyle. Bunlardan da hesaba çeker. Ciddileriyle söylediklerimizin hesabını vereceğiz. Elimiz, ayağımız, bütün organlarımızla işlediklerimizin hesabını vereceğiz. Nerede? Ahirette, açık ve seçik. Ha bu dünyada bir de hesap var. Ama bu örtülü. Çoğu bunu anlamaz. Yani yaptığımız kötülükler, Allah'a isyan, başımıza tokmak gibi bu dünyada da iner. Nasıl iner? Birisi senin karşısına çıkar, hiç hak etmediğin halde kötü söyler, küfreder, canını sıkar. Malın çalınır. Yolda giderken hiç dahilin olmadığı halde trafik kazası geçirirsin. Ayağın kaya düşersin. Nereden? İster bil ister bilme. Geçmişte yaptığın bir kötülükten dolayı. Onun için Evliyaullah'tan bir tanesine sen de adam mısın diye sokakta birisi laf atmış. Yani kılık kıyafetinle milletin içerisinde riyakarlık yapıyorsun deyince ona hiç seslenmemiş mübarek, ellerini açmış ve ya Rabbi bu adamı bana çattıran günahım hangisiyse onu affeyle demiş. İnsan böyle düşünse, yani bu kötülükleri kendi nefsinden bilse, kimseyi kötü düşünmez. Kendisine kötülük yapanları da bir suçunun dünyada cezalandırılması olduğundan dolayı hem memnun olur. Bu iş ahirete kalsaydı cehenneme götürecekti beni. Cezam dünyada veriliyor. Bu adam da buna bir vesiledir. Bu vesile elçiye zevap olmaz. Bu elçi gibidir. Ben buna kafayı takmayayım. Esas günahımdan Allah'a tevbe edeyim diye güzel düşünür. Müslümanlık ne güzel bir din. Dünyada da demek ki bazı kötülüklerin cezası veriliyor ama ahirette sorulacak. Defter açılacak. Dosya teraziye konacak ve insan mahkemede hesabını verecek. Onun için ahirete mahkeme-i kübra, büyük mahkeme derler. Ve meleket, meleklere imandır. Arkadaş, sağında solunda omuzunda melekler var. Seninle dolaşan 360 melek var. Çok mübarek varlıklardır, nurani varlıklardır. Sakın ha tenhada kimse beni görmüyor diyerek kötülük yapma. İnsanlardan çok daha üstün faziletli insanlar seninle beraberdir. Seni görüyorlar, ayıp olur.
O tabir. Ve kitap, kitaplara iman ve nebiyyin peygamberlere imandır. Esas, iman esasları sayılı verdi burada. Esas iyilik, fazilet, güzellik işte böyle tam bir iman etmek. Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere. Daha imandan sonra şimdi ibadetlere geçti. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Malın sevgili olmasına rağmen, çünkü mal canın yongasıdır, çünkü mal insana hakikaten sevgilidir. وَاَتَ الْمَالَ işte bu sevgili malı sevdiği cinsinden vermektir. Allah'ın rızasını kazanmak için. Ey Allah'ım ben seni maldan da fazla seviyorum diyerek malı Allah yoluna harcamaktır. Evet, mal sevgisi hakikat mıdır? Hakikattir. Kaybedersek üzülürüz. Değil mi? Bu ciddi olduğunu gösteriyor. Hakikat olduğunu gösteriyor. Mal bir hakikattir. Adamın gözlüğü kaybolsa gel üzülür. Ama ki çarşıda 5-10 liraya satın alırsın ama işte böyledir yani. Mal bir hakikattir. Allah'a, Allah da bir hakikattir. Haktır. Buna iman ediyorsun. Eğer bu iki hakikat çatışırsa hangisini feda edersin? En sevdiğini tutar. Alttakini feda edersin. En sevdiğin hangisidir? Mal sevgisi, para, pul, makam, şan, şöhret ile Allah sevgisi. Yan yana geldin. Hangisini daha çok seviyorsun? Kendini hesaba çek. Kendini tanı arkadaş. Kaç krat adamsın, ne kadar Müslümansın. Eğer Cenab-ı Allah'a boş ver, ben şu haram helal olmasa malı kazanırım der ve malı tutarsan ya da Allah zekatını ver der, mal da sevgili gelir, onu dinlemez, malı tutar, vermezsen sen malı Allah'tan çok seviyorsun. Başın çaresine bak. Çok kötü bir şeydi. Bundan kurtul. Aklın başındaysa dünyada bundan kurtul. Ama yok. Allah'ın emri mal. Karşı karşıya geldiği zaman hayır. Haram mal gerekmez. Ben Allah'ın kuluyum. O bunu yasaklıyorsa yasaklıyor. Malı helal yoldan kazandım. Zekat ver diyor. Ver diyorsa veririm. Allah'ın emri geçerli olur diyorsan sen Allah'ı Celle Celaluhu maldan daha çok seviyorsun. Aferin sana. Ne güzel. Ne mutlu. İnsan kendisini böyle deneyebilir. Kime vereceğiz bu sevdiğimiz mallardan? Sevim kurba, yakın akrabaya, velliyeti ama yetimlere, vel mesakin, miskin, çok fakirlere, ve tesebi yolda kalmış, zengin bile olsa çaresiz, malından uzak. Onun o müşkülünü halletmek için onlara bir miktar ihtiyacını karşılayacak mal verilmesi gerekir. Vesailin, dilencilere. Ve firrikaf, bu dilenci de nedir? Tabi sokakta ya da cami önlerinde avuç açan insanlar kastedilmiyor. Esas dilenciler gerçekten 24 saat aç kalmış insandır. Bir insanın 24 saat üstünden geçmeden açlıkla dilenmesi caiz de değildir. Ama üzerinden 24 saat geçer, yiyecek içecek bulamaz. İşte o adama dilenmek caiz olur, haram olmaz. Veya sen bu tür insanları mahallede daha çok araştırıp yüzüne bakarak belli olur. Fakiri, fukarayı istetmeden önce tanıyıp bulup onların ihtiyacını karşılamak daha güzel. Ama dilenci gelmiş, istiyor. Burada bu mevzuyu daha ve fıkıh derslerinde anlatırken de böyle karşılıklı bütün rivayetleri konuşmuştuk. Peygamberimizin bir hadis-i şerifinde atın üstünde de gelse, dilenci istiyorsa bir şeyler verilir. O bakımdan ortalama bir yol tutmak lazım. Dilenci dileniyorsa hiç verilmemezlik değil, durumuna bakarak gene bir miktar verilir. Efendim isteyene ille de verilmez, cami kapısında ille de verilmez diye bir şey de yoktur yani. Hakiki manada edepli, hayalı insanlar istemeye utanırlar ama istiyorlarsa da Peygamberimizin bir başka hadis-i şerifi
mahrum etmeyin diyor. Bu ikisinin arasında bir yol tutulur. Çünkü hakikaten zaman zaman haberlere de konu oluyor. Dilencilerin çuval çuval parası da olurmuş. Hatta zavallı bir tanesi televizyonda alıyordu. Bir zamanlar haberlerde işittik. Eski para geçersiz olmuş. Yürürlükten para kalmış. Kağıt paralar kağıda dönüşmüş. Haber olmamış. Başında oturup ağlıyor. Ben bu paraları ne yapacağım diyor. Eski paralar diyor. Dilencilere. Ve Fidrikab köle azat etme yolunda, o da elhamdülillah bu dünyada şimdilik yok. Ancak savaş esirlerine dikkat çekelim veya muhacirlere dikkat çekelim. Yani memleketinde savaş olup da kaçmış, canını kurtarmış, namusunu kurtarmış insanlar, başka bir ülkeye sığınmışlar. Bunlar muhacirdirler. Bu sıkıntıda kalan kardeşlerimize Allah rızası için yardımcı olmak da bir vazifedir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Mekke'de Medine'ye hicret ettiler, canlarını kurtardılar. Oradaki Müslümanlar da evlerini, mallarını bölüşüp yarı yarıya o kardeşlerine verdiler ve bir günün içerisinde fakirlikten kurtardılar. Bizim de bugünlerde böyle bir sıkıntımız var. Suriye'den kaçan kardeşlerimiz ülkemize geliyorlar. Onlara önce iyi nazarla bakmamız lazım. Bazı cahil, kendini bilmez, dini bilmez insanlar, işte bunlar şöyledir, böyledir, bizim ekmeğimizi yiyorlar. Biz zaten fakir bir milletiz, devletin bütçesi şu kadar gibi bir Müslümana hiç ama hiç yakışmayacak sözler söylüyorlar. Bu da bizim aramızda dinin durumunu gösterdi yani. Ne kadar dinden ve din ile düşünme, tasavvurdan uzaklaştığımızı, zihnimizin gide gide laikleştiğini, materyalistleştiğini, yani açıkçası gavurlaştığını gösterir. Bakış açısı. Müslüman böyle düşünebilir mi? Ve akama salah, özellikle geldi. Namazı tam kılarlar. Öyle bir kılmakta değil. Yani işte vakit geldi, fazla kıldır. Hayır, abdestini tam. Farzını, vacibine ve içsel duygu, huşusuna, Allah'ın karşısındaki saygısına tam riayet ederek namazlarını kılarlar. Hem de namazların üstüne namaz eklerler. Yani farzlarla beraber nafileyi de kılarlar. Günde 12 rekat nafile namaz kılan cennete gider diyor Peygamberimiz. Ne büyük müjde. Günde 5 vakit namazların sünnetlerini bile ilave etsek bunu tutuyor herhalde. Bir de gücümüz yeterse, abdest aldığımızda, abdeste şükür namazı, 2 rekat, vakit müsaitse, kerahat vakti değilse. Sık başımıza geliyor, camiye girdiğimizde, vakit müsaitse, ne gibi işte? Yani akşam namazı için giren, güneş batmak üzere olduğu için belki bunu kılamazlar. Yani vakit, o önemli. Kerahat vakitleri biliyorsunuz, anlatmıyorum. Onların dışında, mescide girdiğimizde, abdest aldığımızda, namaz kılmak. Bir de kılanı bilene aşk olsun. Yani güneşin doğduğuyla öğle namazının olduğunu tam orta zamanlarında başlar. Kuşluk namazı. Ortalık kızışınca başlar. Bastığımız yerlerde sıcaklık hissedilir. İşte kuşluk namazı 2 rekat, 4 rekat ne kadar kılıyorsa akşam namazının arkasında 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat. Peygamberimiz 6 rekat kılmışlar. İki de başlar, adam daha sonra artırabilir, gücü yetiyorsa. Efendim, evvabin namazı ve gece teheccüd namazı, bunlar önemli nafile namazlardır. Farzların güzel kılınmasına yardımcı olurlar. Ve ate zeka ve zekatı vermek. İşte esas fazilet budur, esas iyilik bunlardır. Ve kufuna bi ahdihim izâ ahadû. Sözleştikleri zaman ahitlerine uyar. Mufun ifa eder. Sözlerini, ahitlerini ifa eder. Değerli kardeşlerim, gerek bireysel, karşılıklı iki kişi, gerekse anlaşmalarda sözleşme yapıldığı zaman, ahitleştiği zaman buna uyulması lazım. Müslümanlık budur. Çekler, senetler aynı şeyi ifade eder. وَالصَّابِرِنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِنَ الْبَأْسِ. Sabırlı olanlar.
Hem gençlik zamanında, hem darlık zamanında, hem de harp zamanı. Her halükarda sabırlı olan. Yani gençliğin kendine göre fitneleri var. Rahatlık fitnesi, para fitnesi, kadın fitnesi, dünya fitnesi. Sıkışık, darlık zamanlarının kendine göre fitnesi var. Kâdel fakru el yekûne kufra. Kafirlik, fakirlik neredeyse kafirlik olacaktı bir peygamberin. Yokluk çok kötü. Yokluk çok kötü. Allah muhafaza buyur. Yokluklarından namusları satma derecesine gelen durumlara düşen insanlar olur. Duyuyoruz yani. Allah kurtarsın. O da bir fitne. Ve savaş zamanları çok kötü zamanlar. Kimsenin kimseden haber olmadıkları zaman. Savaşanlar bizatihi savaşırken deneme içerisindedirler. Sabreden kazanır. Sayısı çok olan değil. Dayanan, direnen, azmeden, sabreden savaşı kazanır. Savaşın arkası cephede de bir sürü insanlar savaşın sıkıntısıyla imtihan halindedir. Savaşan insanların ikmal etmek, lojistik destek vermek, arkada bıraktık insanların yemesi, içmesi, ızgı, namusların korunması. Yani savaş başlı başına büyük bir felaket. Sabırla buna karşı çık. Malum sabır dayanmak, direnmek demektir. Nefsin istekleri var. Onlara karşı haramsa harama direnmek. Başa eza, bela, cefa geldiği zaman Allah'a isyan etmemek, sabır. Allah'ın emirleri, namaz kıl, oruç tut diyor mesela. Bunları yerine getirmek de sabır için. Nefis istemeyebilir. Bütün bu noktalarda, emre itaatta, haramdan kaçmada, bela ve musibetlere isyan etmeyip şikayetlenmeme hususunda sabreden zafere erer. Dünyada zaferle inşallah ahirete intikal eder. Ulaike işte bunlar ellezine sadaku verdikleri sözde duran sadık Müslümanlardır. Fazilet budur. Gerçek iyilik budur. Bu insanlar Allah'ın övdükleri insanlardır. Sıdk. Yukarıdan belli sayılan evsafı yerine getirmiş insanlardır. Ve ulaike humul muttakun. Bunlar da muttaki insanlardır. Üç kelimeye dikkat ettiniz mi? Leyse bir. Bir kelimesi var. Her türlü iyiliği kapsa dedik. Burada sıdk dedi. Sadık Müslüman. Ve bütün bunları yerine getiren ne olurdu? Muttaki, takvalı bir Müslüman. Nasıl üç kelime bir cümlesin de. Allah Celle Celaluhu biz buna muvaffak eylesin insanlar. Aklıyla hep iyilik düşünen, kalbinde hep iyilik olan, amelleri hep Cenab-ı Allah'ın kendilerine verdiği emre uygun düşen sadık, böylece Allah'tan korkup Allah'a saygılı, tazim, hürmetli olan bir kul olmayı Cenab-ı Allah cümlemize muvaffak eylesin. Yardımını, desteğini üstümüzden hiç esirgemesin. Allah bizimle olursa bu işler çok kolaydır. Allah bizi sevmez de nefsimizi, kendi nefsimizin üstüne atarsa işte o çok kötü bir şeydir. Allah bizi yardımsız bırakırsa biz çok perişan olur. Allah Celle Celaluhu öyle eylemesin. Sevdiği kullarından, desteklediği kullarından eylesin inşallah. Bizlere de müttakilerle beraber vefat ettirip haşr eylesin. Amin ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.